Türk Eğitim Bakanı Danışma Konseyi, Liseler Derneği, TEDA, toplumun okulları, toplum destekli okulların kapasitesinin güçlendirilmesi konulu Avrupa Birliği'nin projesinin stratejik plan hazırlama toplantısına hoş geldiniz, onur verdiniz, değerli eğitim gönüllüsü dostlarım. Sözlerime Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün anısı önünde saygıyla eğilip şükranlarını sunarak başlamak istiyorum. Baş Öğretmenimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların çağdaş eğitim düzeyinde yetişmesi için olağanüstü çaba harcamıştır. 1929 yılında lise 3. sınıflarda okutulmak üzere Tevdak Üyesi Galatasaray Lisesi mezunu rahmetli Profesör Doktor Ali Yar Bey'e kozmografya, yani bugünkü astronomi kitabını yazdırmış ve liselerde okunmasını sağlamıştır. Düşünün, 1929 yılında bu ülkenin başındaki adam bir asker, cumhuriyeti kuran. Onun için hakikaten büyük bir insandır, dahidir. Bir daha da emsali gelir mi bilinmez. Tabii bunu anlamak için günümüzde ülkemizde dünyanın düz olduğunu savunan bir takım yönetici pozisyonuna gelmiş insanların da televizyonlarda konuşma yaptığını hiç hatırlatmak isterim. Tevdak 1991 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Avni Akyol Başkanlığı'nda Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Fener Jordan'ın da katılımıyla tarihi devlet liselerinin mezunlarını kurdukları eğitim vakıfları başkanları ve yapılan toplantı sonunda Feyyaz Tokar Başkanlığı'nda TÜP Eğitim Vakıf Denizli Konseyi adıyla bir eğitim platformu olarak kurulmuştur. Bu platform 1997 yılında Cahit Ömer Kocaver Başkanı'nda Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi Liseleri Derneği adıyla yasal statüye kavuşmuştur. Çünkü dernekleşmesi devlet tarafından istenmiştir. Bir yasal hukuku dernek olmuş bir dernek oldu. TEDA'dan oluşturulan liselerimiz Ankara Atatürk Lisesi, Beyoğlu Anadolu Lisesi, Edirne Lisesi, Erzurum Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Galatasaray Lisesi, Haydarpaşa Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, İzmir Atatürk Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Nişantaşı Anadolu Lisesi, Pertevniyar Lisesi, Vefa Lisesi ve Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'dir. Bu liseler kurumsallaşmaları tamamlamış, mezunlar tarafından vakıfları ve dernekleri aracılığıyla sahiplenilmiş, gerekli katkılar sağlanmıştır. Bu vakıflarımızın ihtiyacına binaen çoğu 1980'li yıllarda kurulmuştur. Biliyorsunuz 1980'li yıllarda okullarımız hepsi dökülüyordu. Biz Kabataş'ı da o yıllarda 1987'de kurduk. Dolayısıyla bu vakıflarla bugün okullarımız hakikaten teknik olarak, belki bina olarak, eğitim kalitesi olarak çok bu vakıflar sayesinde birçok şey elde etmişlerdir. TEDA'nın amacı Osmanlı'dan son döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında devlet bürokrasisinde, siyasette, eğitimde, kültür, sanat, serbest meslek ve iş hayatının başarılı adamlarını, insanlarını yetiştirmiştir ve yetiştirecektir. Vakıflarımız, liselerimizin 21. yüzyılda kurumsal kültür ve kimlikleri yaşatmalarını, etkin, nitelikli ve çağdaş eğitimlerini gerçekleştirerek sürdürmelerini, öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimize bağlı, evrensel değerlere saygılı, bilgi toplumunun seçkin bir üyesi, çağdaş, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bilinçli bir yurttaşı olarak yetişmelerine her türlü maddi ve manevi katkıyı sağlamaktır. Tevdat liselerinin bir amacı da Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak ülkemizin diğer eğitim kurumlarına örnek olmak, yaratıcı çözümler, projeler, eğitim modelleri üreterek eğitimimizin kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Amacımız Milli Eğitim Bakanlığı'na talepleri doğrultusunda yardım etmek ve katkıda bulunmaktır. TEDAK toplum destekli devlet eğitim kurumlarının hedefi, ülkemizin her yöresinden orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çalışkan çocuklarına her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak çağdaş akılcı ve yaratıcı eğitimi imkan ve fırsat eşitliği içinde sunmaktır. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetin en ön saflarına geçme hedefine ulaşmaya ve dünyada saygın bir Türkiye imajı oluşturmaya yardımcı olmaktır. Ülkemizin ekonomik imkanlarının sınırlı olması nedeniyle AB Eğitim Fonu tarafından ülkemize ayrılan fondan kaynak sağlanmıştır. Bugün tanıtımı yapacağım toplum okulları
toplum destek okulların kapasitesini güçlendirilmesi konuda Avrupa Birliği projesini hazırlamamızın en önemli sebebi TEGDA'nın bu amaçları ve hedefleridir. Toplum destek okulların kapasitesini güçlendirilmesi projesi, sivil toplum destekli programı kapsamında Avrupa Birliği'nden tarafından finanse edilen bir projedir. Ve Türkiye Eğitim Bakanlığı Dayanışma Konseyi Lisede Derneği TEGDA'nın kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Toplumun okulları projesinin en büyük amacı, tarihi okullarımızın eğitim hayatındaki yeri ve önemini kurgulamak, toplumdaki tanınırlıklarını artırmaktır. Bu okulların eğitime büyük maddi ve manevi katkılarını sağlayan eğitim vakıflarımız, hizmetlerini topluma tanıtmaktır. Ayrıca toplumdaki kaliteli eğitimin ancak özel okullar tarafından verilebileceği şeklindeki yaygın kanaati değiştirmek ve toplum destekli devlet okullarında da kaliteli eğitimin verildiğini ortaya koymaktır. Okullarımız Cumhuriyetimizin kuruluşundan beri zeki ve çalışkan çocukları çağdaş bilimin gereklerini dikkate alarak ülkemize birer değer olarak yetiştirmiş ve yetiştirmeye devam etmektedir. Okullarımız birer bilim yuvası olmanın yanı sıra hayat boyu sürecek dostluk ve kardeşlerin oluştuğu yerlerdir. Bu okullardan mezun olan çocuklarımızın her biri köklü bir camiaya sahip bir oluşumun parçası olma hakkında elde etmektedirler. Toplumun okulları projesi ile ülkemizin en ücra köşelerindeki orta ve dar gelirli ailelerin zeki ve başarılı çocuklarına ulaşarak onların bu okullarımızda eğitim vakıflarının desteğiyle kaliteli eğitim almanı sağlamaktır. Okullarımızın bir kısmında kız ve erkek pansiyonları bulunmaktadır. Okullarımızı kazanan ihtiyaç sahibi yatılı veya gündüzlü öğrencilerimizin burs, yemek, kitap, servis gibi her türlü sosyal ihtiyacı eğitim vakıfları tarafından karşılanmaktadır. Hatta öğrencilerimize mezun olduktan sonra da yüksek öğretim dönemlerinde burs vermektir. Burada bir saplantı yapayım. Kurucular arasında bulunduğum Kabataş Eğitim Vakfı'nın 2005-2009 yıllarında başkanlığını yaptı. Başkanlığım döneminde çocuğu Kabataş'ta kazanan Elazığ DSİ'de memur olarak çalışıp görev yapan bir veli odama geldi. Başkanım oğlum Kabataş'ı çok istedi ve kazandı. Yol parasını bile borç alarak İstanbul'a geldik. Ancak yatılı öğrencilerden alınan katkı payını ödeme imkanımız olmadığını söyledi. Yardım talep etti. Vakıf olarak gerekeni yaptık. Bu örneği vermekteki amacım ülkemizin her yerindeki çalışkan ve zeki çocuklara okullarımızın kapısının açık olduğu, vakıflarımızın eğitim için gerekli desteği vermeye hazır olduğunu belirtmek ve bunun bütün TÜİ'ye duyurmak istiyoruz. Amacımız bu. Eğitim vakıflarımızın ayrıca okullarımızın fiziki mekan ve onarım ihtiyaçlarının çağdaş eğitim teknolojisi, araç ve gereç eksikliklerini, personel ihtiyaçlarını, öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını, öğrenci kulüplerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikleri ile öğrencilerin proje çalışmalarını desteklemektir. Ayrıca TEVDAK olarak öğrencilerimizin arasında Milli Eğitim Bakanlığımızın onayıyla sosyal, kültürel, sportif etkinlikler yapmaktayız. TEVDAK Toplum Okulları Projesi'nin bir amacı da Avrupa Birliği müktesebatına, kriterlerine ve normlara uygun kaliteli eğitimle Türkiye ile AB toplumu arasındaki diyaloğu ve uyumu sağlamada köprü görevi görmek. Böylece üniversite öncesi eğitimi her seviyesinde yabancı dil eğitimi kapasitesini geliştirmek amacıyla Türkiye ve Avrupa ülkeleri arasındaki karşılıklı anlayış ve sürdürülebilir işbirliğini artırmaktır. Bunun için okullarımıza iyi bir yabancı dil öğretmenin verilmesini öneriyoruz ve çalışıyoruz. Toplumun okulları projesinin 15 aylık uygulama sürecinde yurt içinde ve dışında uzun dönemli organizasyon yapmak ve stratejik planları hazırlamak için seri toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda eğitim vakfımızın ve okullarımızın eğitim ve yönetim kadroları dışında eğitim sisteminin tüm aktörleriyle bir araya geleceğiz. Bu arada bir saplama yapmak istiyorum. Bir dönemin Milli Eğitim Bakanı yakın bir tarihte televizyonda bir açık oturumda konuşma yaptı. Kendisinden bilgi sordular. PISA'da Türkiye 70 OECD ülkesi içerisinde 52. sırada diye Sayın Milli Eğitim Bakanı ben olsaydım onu intihar etseydi daha doğru bir iş yapardı. Dedi ki bütün liseleri dahil ettiğimiz için bu sonuç çıktı. Ancak proje okulu olan bizim de 15 okulumuzun 12 tanesi proje lisesidir. Proje okullarına ölçü alırsanız ilk 7'deyiz dedi. Bir Milli Eğitim Bakanı'nın söylememesi ve söylenirken de utanması, sıkılması gereken bir işti. Ama maalesef Türkiye Cumhuriyeti böyle.
Milli Eğitim Bakanlığı, karar alıcılar, STK'lar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, iş insanları, basın ve medya mensupları, ebeveynler, öğrenciler ve kısacası toplumumuzun bütün kesimleriyle okullarımızın ve vakıflarımızın tanınırlığını artırmak için neler yapılması gerektiğini uzun vadeli planları yapacağız ve planları hayata geçirmek için uygulayacağımız stratejiyi belirleyeceğiz. Proje kapsamında TEDAK ve üyelerinin finansal kapasitesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması konusunda stratejik planlar geliştireceğiz. AB ülkeleri ve Türkiye'de çalışma ziyaretleri ve atölye çalışmayla deneyim paylaşımı yapacağız. Bu çalışmalarımızı rapor, broşür gibi yayınlar ve kısa metrajlı tanıtım filmleriyle kamuoyu dikkatine sunacağız. Ayrıca sosyal medyada eğitim vakıflarımızın ve okullarımızın tanınırlığını artıracak dokümanlarımızı ve mesajlarımızı paylaşacağız. Proje ayrıca ortak faaliyetler ve çalışma ziyaretleri aracılığıyla bir ağ oluşturularak TEDAK ile diğer yerel ve Avrupa STK'ları, kurumları ve ilgili aktörler arasında işbirliği geliştirerek ve diyaloğu artıracaktır. TEDAK bünyesindeki 15 vakıf ile ülkemizin eğitimine katkılarını artırmak ve ülkemizin zeki ve başarılı çocukların kaliteli eğitim almalarını sağlamak amacıyla AB Eğitim Fonu'ndan sağlamış olduğumuz imkanla hazırladığımız bu projemizin amaçlarına ve hedeflerine ulaşması için toplumumuzu oluşturan tüm katmanların hepinizin desteklerini bekliyoruz. Çoğunu 100 yılın üzerinde tarihi olan bu okullar sadece bulundukları ilin ve camiaların okulları değil, bütün Türkiye'nin okullarıdır. Ben 1965 yılında Kabataş Lisesi'nden mezun oldum, yatılı okudum. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığı görevini yaptım. Halen uluslararası bağımsız denetim yapan bir kuruluşun yönetim kurulu başkanıyım. Benimle aynı sınıfı okuyan öğrenci profiline bakarsak 48 kişilik bir sınıf okudum. Bu sınıfın sadece 7 öğrencisi İstanbul'da olup diğer kardeşlerim Türkiye'nin 22 ayrı ilinden gelmiş kardeşlerimdi, dostlarımdı, gelmiş Kabataşlı kardeşlerimdi.